Merhaba arkadaşlar. Bugün ödev 1'i yapacağız. Aşağıdaki verilen tabloyu sadece mov komutu kullanarak yapınız ve bu işlemin program hafızada kaç byte işgal ettiğini kel üzerinde gösteriniz. Opcode tablonuzdan kullanarak komut yapısının kaç byte olduğunu ve kel'de gözlenen bilginin doğruluğunu gösteriniz demiş soruda. Şimdi soruda şöyle bir şey değerler vermiş bize. Öğrenci numaranızın son hanesi vesaire vesaire. Şimdi burada benim öğrenci numaramın son hanesi 7. 17 hex adresini vermiş. Yanında da 17 hex verisini vermiş. Bizden istenen buradaki veriyi buradaki adreslere göndermek. Böyle devam edecek, sıfıra kadar düşerek gelecek. Bizden bunu istemiş. Şimdi bunu ben daha öncesinden yazdım. Şöyle göstereyim. Bu bizim klasik komutumuz. Referans komutu diyebiliriz. SCMP X burada X'i tanımladık. Dallama verdik. Sonra dedik ki move 17 hex 17 hex. Buradaki veri move demek taşımak demek. Buradaki veriyi yani bu veriyi 17 hex verisini 17 hex adresine atamak demek. Aynı şekilde 16 hex verisini 16 hex adresine atacağız. Bu böyle devam edecek. Nereye kadar? 00 hex verisini 0 hex adresine atadığımızda sona erecek. Kapattık burada da end'le komut satırımızı. Şimdi bunu biz bir derleyelim. Hata var mı onu görelim. Hata verdi. Pardon, zaten debug'da kalmış. Şu an hata verdim. Özür dilerim. Bu ilk ettim şu an. Debug'a bastım. Evet, şu an kodumuz çalışıyor bir şekilde. Şimdi 17 hex adresi dedik. Veriler burada dedik. Şimdi burada şöyle bir şey var. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 dedik. 9'a düşmedi. F hex oldu. E hex, D, A, 9 diye devam ediyor. Şimdi bu neden böyle? Bu sayılar heksadesimal tabanda olduğu için normal onluk tabandaki gibi olmuyor. Mesela 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 heksadesimal tabanda A'ya denktir. 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, F, 15. 16 da 10 olarak gösteriliyor heksadesimal tabanda. O yüzden burası böyle. Burada bir yanlışlık yok yani. Şimdi programımızı step by step koşturalım. Şuradan bir resetleyelim. Şimdi biz bunu koşturduğumuzda 17 hex verisi 17 hex adresinde olacak. 17 hex adresini hemen şuradan bulalım. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şu kısımla biz oynattığımızda, koşturduğumuzda burası 17 olacak. Bir kez koşturalım. 17 oldu. Şu an şu kısmı koşturduk. Ha, bir de bunların byte durumları var. Şimdi SCMPX komutumuz bizim 2 byte. Biz bunu biliyoruz. Şuradan da PC kısmından da kontrol ettiğimizde doğruluğunu tespit edebiliriz. 2 byte. Move 17x hashtag 17x komutu ise hemen opcode tablomuzdan bakalım. Yukarıda olması lazımdı. Evet. Buradan tablodan bakıyoruz. 3 byte'mış. Buradan doğruluğunu tespit ederim. Şu an 2 byte'dayız. Buraya kadar koşturduk. Bir sonraki adımda buranın 5 olması lazım. Bir daha koşturuyorum. Evet, şu an 5. Yani bizim burası 3 byte'mış. Devam edelim. Evet, 8 oldu. B oldu. 8, 9, 10, 11. Bizim 11'imiz B ile gösteriyor. 9'dan sonra A geliyordu, B geliyordu. Öyle devam ediyor. Burada artarak geliyor. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Burası 2C oldu. Bunlar heksadesimal tabanda, tekrar edeyim. Şimdi aynen. Buradan baktığımızda 17 oldu, 16 oldu. Bunu tekrardan kontrol edelim. Derleyelim.
Evet, şimdi bunu tekrardan kontrol ediyoruz. Bir sıfırlayalım. Evet, şimdi bunu koşturduğumuzda şuradaki 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Burasının 17 hex verisinin, 17 hex verisinin 17 hex adresi burası oluyor, ama 10 buradan başlıyor. Burası oluyor. Yani buranın 17 hex olması lazım bir kere koşturduğumuzda. Yanlış saymışım, yan tarafıymış. 17 hex. Şimdi 16 hex olması lazım. Düşerek gelmesi lazım böyle. Evet, 16, 15, 14, 13. Böyle sıfıra kadar gelecek arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet. Burası böyle. En sonunda 4A hex byte alan kaplıyormuş burası. 74 byte yapıyor sanırım normalde. Onluk tabanda. Burası bu kadar. Şimdi burada ikinci örnekte demiş ki DCNZ komutu ve dolaylı adresleme kullanarak birinci soruyu tekrar yapınız demiş. Ben de bunun kodlarını önceden yine yazdım. Önceki doğrudan anlatımda bu dolaylı anlatım. Dolaylı anlatımdaki fark şöyle. Yine ORG00X referans adresimizi yazıyoruz. Referans komutumuzu yazıyoruz. Yine X'i tanımladık. Dallanma verdik. Sonra dedik ki bunu ilk önce bir bu build edip debug'a basayım. Orada daha rahat gösteririm. Şimdi burada mol 00 hex hashtag 17 hex demişiz. 17 hex verisini şuradaki veriyi 00 hex adresine atmak demek bu. Mol taşı demekti zaten. Burası neresi oluyor? Şura oluyor. Yani biz bunu execute ettiğimizde, bunu koşturduğumuzda burası 17 olacak. Ondan sonra ikinci move komutuna geldiğimizde burada da 00 hex'deki veriyi, dikkat edin burada hashtag yok. Bu adresteki veriyi R0'a, R0 neresi? Şurası oluyor. Buraya atayacak. Ondan sonra üçüncü satırımızda ise DNS verisi var. DNS ne yapıyordu? Bir önceki sayıyı bir azaltıyor. Sıfıra ulaşmadıysa yine azaltıyor. Sıfıra ulaştığında duruyor. Bunu bir resetleyelim. Tekrardan deneyelim. Koşturalım. Bastık. Şu an üst tarafı okudu. 2 bit yer kaplıyormuş. Ben buraya öncesinden kaç byte özür dilerim, burada da bit, 2 bitlik yer kaplıyor şunlar. Bunların da kaç byte olduğunu öncesinde yazmıştım zaten. Mu 00x hashtag 17 hex adetimiz bizim 3 byte yer kaplıyormuş. Onu şimdi buradan göreceğiz. İlk önce de şuraya da bir bakalım. 00 hex adresine, yani şuraya 17 hex verisi atanacak. Şu kısma. Koşturalım. Evet, şu an atandı. Burası da 3 byte demiştik. 5 byte oldu. Şimdiki bu kısımda ise buradaki veriyi, R0 hex'deki veriyi, yani şuradaki veriyi R0 adresine atayacak. Şurada da gördük. R0 17. Buralarda değer yok. Birazdan buralarda değer gelecek. Burada bitimizi görüyorduk. Devam edelim. Bir kez daha koşturalım. Bu sefer aynı dediğimiz oldu. R0'a 17 değerini atadık. Şu an DNS'deyiz. DCNZ'deyiz. Eğer bu 0 olmadığında, yani şu an 0 olmayacak, bir eksiltip devam edecek. Bura 16 olacak, 17 yana kayacak. Sonra bura böyle devam edecek. Bura 15 olduğunda 16 sağa gelecek, 17 böyle böyle düşe düşe buradaki 17, buradaki 17'nin yerine gelecek. Bir kez daha deneyelim. Evet. Gördüğümüz gibi 16 oldu. 5 bit oldu. Devam edelim. 16, 15, 14. Buradan izleyebiliriz teker teker verileri nasıl düştüğünü. Ayrıca şurada da dallanma komutu oluşturdum tekrardan. Bunun da dallanmasını ayrı yaptım. Yani burada X'i dallandırmıştık. Burada da bir Y koyamadım. Y koymadım buraya. Dallan dedim. Anlayın diye.
Öyle yaptık. Şu an 7 bit oldu. 7 byte oldu, özür dilerim. Devam ediyoruz. Şuradan da takip edebiliriz. 11 hex adresi, 11 hex verisi şu an 00 hex'e atandı. 17 hex'e 17 verimiz atandı. Böyle devam ediyoruz. Yani az öncekini daha az byte alanı kullanaraktan, daha az komut kullanaraktan yazmış olduk. Bu biraz diğerine göre avantajlı. Biraz değil, çok avantajlı. Daha az komut kullanaraktan daha büyük işler yapabiliyoruz. Devam edelim, devam edelim. 6 oldu. Buradan izleyebiliriz. En son 5, 4, 3, 2. Şuradan takip edebilirsiniz. En son burası 0 olduğunda koşturma işlemi duracak. 1, 0. Evet. Şu an işlemimiz bitti. DNH 0'a ulaştığı için durdu. Bir daha bastığımda tekrardan execute read permission diyecek. Bu kadar. Önceki dolaylı anlatımdı. Özür dilerim. Önceki doğrudan anlatımdı. Bu dolaylı anlatım. Anlatacaklarım bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu benim ilk videom. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.